Günaydın. Şimdi. Buraya dikse buradan geçer. Uyuyabilir miyim? Saat şu anda 5. Hatırlarsanız ki okulların açık olduğu zamanlarda sizlere böyle bir video yapmıştım sabah 5'te kalkıp ders çalışmak diye. Bu döneme geri dönüş yapmak istedim. Şu an sabahın kör olduğu için beynim çok basmıyor ve konuşamıyorum. Şimdi masanın başına oturduk. Önce TYT matematik çözmekle başlayacağım. Benim bu kaynağı Mayıs'ın sonuna kadar bitirmem lazım ve şu an Mayıs'ın başındayız. Ne oldu biliyor musunuz? Allah aşkına. Basit bir kaynak arıyordum, tamam mı? Sonra öğretmenim bana dedi ki bunu al. Böyle bu kalın bir şey, 400 sayfa bir şey. Ben de dedim ki yani basit olduğu için nasıl olsa hemen bitiririm falan ama basit değilmiş meğersem, yani orta düzeyde bir kaynakmış. O yüzden çok sinirim bozuldu şu an. Şu an saat 7 oldu. Ve ben 41 soru TYT matematik çözdüm. Yani bugün 100'e mutlaka tamamlamam lazım. Şu an için bırakacağım çünkü bu kadar yeter. Daha canlı derslerim var. Şimdi gidip biraz kuşumla ilgileneceğim. Size hiç kuşumu tanıştırmadım ama benim bir kuşum var artık ve kendisi çok tatlı. Günaydın ablacığım. Günaydın. Merhaba Blucikum. Merhaba tatlım. Günaydın tatlım. Günaydın. Tanıştırayım. Onun ismi Bulut. Kuş bakan varsa yazabilir mi? Böyle elimi sürekli ısırıyor ama asla acıtmayacak şekilde ve sürekli böyle gagasıyla oynuyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Videoyu balla bölüyorum. Biliyorsunuz ki artık eğitim tamamen online'a taşındı. Ve bu dönem içerisinde öğretmenlerimizle ya da dershanelerle çok fazla iletişimde bulunamıyoruz. Ya da belki de bulunduğumuz zamanlarda bile evden bir şeyleri hallediyor olmak daha kolay gelebiliyor. Size daha önce de bahsetmiş olduğum Kunduz'dan tekrardan bahsedeceğim. Kunduz basit anlamıyla sorularınızın fotoğrafını çekip uzman eğitmenlere gönderebildiğiniz ve 15 dakika içerisinde yanıt aldığınız çok faydalı bir uygulama. Üstelik her seferinde üzerine yeni bir şey koyuyor olmaları da benim için çok mutluluk verici olan bir uygulama. Konu anlatım, rehberlik gibi pek çok farklı içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sizlere premium içerikten bahsetmek istiyorum. Premium içerikte sınırsız soru paketinin yanı sıra sınıfınıza özel konu anlatımları, video çözümünün ünite tarama testleri ve Türkiye geneli online deneme sınavlarına ulaşabiliyorsunuz. Tüm sorularınız ortalama 10-15 dakika içerisinde cevaplanıyor ve bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de gece olsun, sabah olsun. Biliyorsunuz ben de çok sabah ya da gece çalışmayı seviyorum. İstediğiniz vakitte soru atabiliyor ve cevap alabiliyor olmanız. Aynı zamanda yine uzman eğitmenlerden özel dersler de alabiliyorsunuz. Üstelik hem dershanelere oranında çok uygun bir fiyatı var, hem de eğitim aldığınız öğretmenleri değerlendirebiliyorsunuz ya da sorunuzun cevabını yeterli bulmadığınızda bunu onlara bildirebiliyorsunuz ve üzerine istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz. Kunduz paketlerini incelemek için açıklama linki de aşağıya bırakıyor olacağım. Aynı zamanda alacağınız paketlerde 20 TL indirim için şu anda ekranda görmüş olduğunuz Aylin'e 20 kodunu da kullanmayı unutmayın. Şimdi sizleri videoya geri gönderiyorum. İyi seyirler. Şu an saat 8. Benim 40 dakika sonra derslerim başlayacak. Bugün ders programına hiç bakmadım bu arada ama matematik, İngilizce, İngilizce, edebiyat, din var. Şimdi bugün oturup İngilizce projemi yapacağım. Hoca bize bir konu söylemedi. Herhangi bir şeyle ilgili yapabilirsiniz dedi. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen sefer Lewis Capaldi hakkında bir sunum yapmıştım. Alec Benjamin'in yeni şarkısı yayınlanacak. Bugün haberiniz var mı? Yayınlanmış peki. Dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Ben artık işe gidiyorum. Oha, saçlarımız ne kadar farklı renkte. Sen boyuyor musun saçlarını? Klip zaten bir kere herhalde korona şartlarında anca bu kadar mı oluyordu anlamadım ama klip yoktu zaten yani doğrusu. Sadece kendisi ve arkasında bir ev vardı. Sadece birkaç kere daha dinlemem lazım. Yani tam olarak gerçekten beni beğenmedim bu şekilde anlayacağım. Eğer çok dinlersem beğenmişimdir. Ama en sevdiğim şarkısı Must Have Been The Wind. The Six Feet Apart da çok güzeldi. Neyse işte biz ne diyorduk? Ben İngilizce projesi ne yapacağım? Ama şimdi acaba dedim ki deniz analarını mı yapsam ve sonra bu bana çok mantıklı geldi. Çünkü deniz analarının gerçekten çok ilginç türleri var biliyor musunuz? Bir tane ilkuanç diye bir türü var. Hayvan 4 santim ve şeffaf ve ölümcül bir hayvan yani. Ve siz onu görmüyorsunuz çünkü o şeffaf. Zaten 4 santim yani. Bu deniz analarının manyaklığına sahip olan bir tek ben varım bu dünyada. Herhalde ben çok anlamadım ya. Aşırı mükemmel hayvanlar.
Bu kadar olacak. Nefret ediyorum canım derse. Şimdi ben yanağım çarpı 8 kök 3 geliyor. İğrenç. Tamam, bütün gün bilgisayarın başında yani oturuyor ve salak bir iş yani anladın mı? Nefret ediyorum canım dersen. Okula ha, gitmek istiyorum. Buraya dikse buradan geçin. Sormak istediğiniz var mı burada? Uyuyabilir miyim? Ben de ölmez sağ kalırsam ay nasıl bir gururlanırım biliyor musun? İzmir nasıl daha yani bu zamanda bu kadar sıcak olabilir yemin ederim aklım almıyor. Bacaklarımın içeride kaynadığını hissediyorum. Ve bu böyleyse ben Temmuz'u görmek istemiyorum şu an ya. Yani ben açıkçası biraz daha serin olur moduyla buraya gelmiştim çatıya. Size yemin ederim klima açılacak hava. Gerçekten. Ama şaka bir yana küresel ısınma beni çok korkutmaya başladı. Ya İzmir'de zaten hiçbir zaman baharı yaşamıyoruz genelde. Sadece kış ve sonbahar ve yaz bizim için var oluyor. Bahar olmuyor. Şort sezonu falan açtık o kadar sıcak. Ve ben de aşağıda dolapta kışlıklarımı kaldırdım. Yazlıkları çıkardım. Onun haricinde duş aldım. Ve biraz Mucize Uğur Böceği izledim. Yani şu an saat 5.30 oldu. Size şey oluyor mu bilmiyorum ama ben evdeyken sanki zamanım çok daha verimsiz geçiyor. Nasıl olsa çok zamanım var. Ya hayır evdeyken daha çok yetişmiyor yemin ederim. Şimdi biraz Orion'a bölüm yazacağım. Eğer Orion'u bilmiyorsan yine kanalımda yeniysen artık her videoda bunu söylüyorum. Umarım bari yenisindir de bir işe yarar bu söylediğim. Orion benim yazdığım kitap. Bitmek üzere. Eğer onunla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsan sen bununla ilgili çektiğim videoları izleyebilirsin. Şu anda 16. bölümü bitirdim ve Orion normalde 20 bölüm olacak şeklinde yani planlıyorum. 16 ama içime çok silmedi. O yüzden 16'yı tekrardan yazacağım. I know that it is freezing, but I think we have... Şu an saat gece 12. Çok uzun zamandır yazıyorum çünkü harika bir yazarım. Şaka yaptım. Şu an iftar saati falan da geldi. Saat bu arada 8.30. Ben 5.30'da dedim biliyor musun? Ben şimdi Orion'a yeni bölüm yazacağım diye. Ne ara zaman geçti anlamadım ama. Babam yüzünden ama. Babama ben hoparlör verdim. Babam bütün gün depresif şarkılar açtı. Baba beni duymuyorsun. İzlemiyor çünkü videolarımı ama izliyorsan keşke vermeseydim sana hoparlörü. Hepinize tekrardan merhaba güzel insanlarım. Şimdi sizlerle birlikte tarih çalışacağız. Ben şimdi bir tane ders programı çıkardım ve o ders programında çalışmam gereken üniteleri yazdım. Çünkü eğer benim ders çalışma sürecime çok aşina değilsen ben eşit ağırlığa geçtim bu yıl. Normalde sayısı aldım ve eşit ağırlığa geçtiğim için çok fazla konu eksiğim vardı. Ve bunlar benim gözümde büyüdüğü için ben onları hiçbir zaman tamamlamadım. Hani tarihin bir kısmını çalışmıştım. Onunla ilgili soru da çözmüştüm. Şimdi geriye kalan kısmından not çıkartıp soru çözmek istiyorum. Yani doğrusunu söylemek gerekirse benim için tarih çalışmak her zaman çok sinir bozucu bir durum. Yapacak bir şey yok. Bir tek bana mı öyle geliyor ama size de şey gibi geliyor mu? Tarih dersini dinlemek çok saçma bir şey değil mi? Ne bileyim aklınızda kalıyor mu? Benim kalmıyor çünkü. Bu zamana kadar bir tane tarih dersini hatırlamıyorum dersem çok büyük bir hata yapmış olurum. Öğretmenlerin videolarımı izliyor çünkü ama ne bileyim okusam da ezberliyorum yani. Neyi anlatacak ki bana? Buraya koymasam mı acaba? Hakarlafçı anlaşmasına kadar yazdım. Tamam onların notunu çıkardım. Şimdi Avrupa'da din savaşlarına modern devlet, 30 yıl savaşları falan var. Oha çok konu varmış. Oha bakın ojelerim de çok uyumlu. Tarih için ben mor rengini ayırmıştım da. Daha öncesinde böyle iki sayfa not çıkarmıştım bu ilk kısmıydı. Böyle ben derslere renkler atfediyorum. Neden en sevdiğim rengi tarihe verdim onu hiç anlamadım zaten. Hiç sormayın sakın bu soruyu bana. Bu sorunun cevabı şimdi aklıma geldi. Çünkü benim sevdiğim ders yok zaten. O yüzden muhtemelen hiç fark etmedim bile yani. Misafirimiz var. Hadi. Ya tatlım benim. Brüçikom neredesin dostum? Seni çok özledim. Ben sana nazar değdireceğim ya. Ay kamerayı değil, kamerayı değil. Bu da, ay bu da köpek yedi falan değil ki böyle seslenince anlasın. Bu sadece tatlı bir kuş. Şu an çalışmak çok zor ama. Ne yapıyorsun dostum? Dostum böyle. Dostum böyle. Bak sakın notuma sıçma. Ama kıyamam böyle de kopuyormuş gibi oluyorum ya. Nasıl bakıyorsam. Çocuğum gitti çocuğum. Çocuğum gitti. Bir garip anayım 30 yıl savaşları çalışan sizin bundan 500 yıl önce karar veremediğiniz dininiz şu an benim canımı sıkıyor. Almanlar ve tüm Avrupa halkı. Ay aman Allah'ım. Bizim bir kuzenimiz var. İsmini söylemeyeceğim. Çağına şarkı yazmış ve bunu YouTube'a yüklemiş. Muhtemelen yengemlerin falan hiçbirinin haberi yok. Ben seni özledim uçak.
kardeşim Şeker. Sen küçük komutan arkadaşımsın. Gel buraya yaşayalım. Seni ben bırakamam. Özledim seni. Sabahın 5'inde karşılaştığım manzaraya bakar mısın? Burada böyle mazlum mazlum kitap okuyor. Çirkin olduğunu düşünüyor artık bu evde. Kimse YouTuber'la yaşamaya alışmadı. Yemin ederim benim hayatım çok zor ilerliyor ya. Kimse benim YouTuber olmama alışmıyor. Herkes yüzünü kapatıyor. Şaşkınlarda mısın? Bitir artık da ben okuyayım. Günaydın. Günaydın canlar. Gene sabah köründe beraberiz. Allah kahretsin. Uyanmaya çalışırken 40 dakika geçti. Nerede geçti çok anlamadım. Bir de dün ne oldu biliyor musunuz? Dün elektrikler kesildi. Elektrikler gitti. Şu an akşamın bir vaktindeyiz ve mum ışığında oturuyoruz. Hani üflesem çok havalı olurdu ama bana kızardın değil mi? Kameramın şarjı bitti birden. Sonra elektrikler kesildi. Telefonumun da şarjı 1'di yani. Dün en son sizlere tarih çalıştığımı göstermiştim. Tarihte böyle bir not çıkardım. 30 yıl savaşlarını ve bu not bitti. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz renkten de anlayabileceğiniz gibi bugün sizlerle beraber coğrafya çalışacağız. Biyomları, dünya haritasındaki yerleri vesaire bir kağıda çıkarıp odama asmak gibi bir planım var. Tarım ve hayvancılıktan çok korktuğum için asla oraları geçmiyorum. Madenlerden bahsetmiyorum bile. O yüzden sürekli biyom çalışıyorum. Bunda bir tane ekvator çizmemiz lazım. Aa, sen benim senin kardeşimsin. Tamam gördünüz mü ekvatora? Coğrafya çok saçma değil mi ya? Coğrafya denen şey çok saçma. Güney Amerika olsa. Of çok güzel Güney Amerika çizim. Şuradan şöyle bir kapı açılıyor. Bu Güney Amerika'da. Kanal orası ne kanal orası? Orası ne kanal oldu beni hiç ilgilendirmiyor. Hayatımda gördüm en çirkin. Amerika şu an. Şöyle şöyle kara parçaları var. Ama bu kara parçaları çok küçük. Bu ne böyle Allah aşkına? Hay Allah kahretmesin. Bu nasıl bir Amerika? Arkadaşlar Kuzey Amerika'da işleri mahvettim. Şu kısım hiç olmadı. Afrika. Afrika'da. Afrika'yı. Türkçeyi unuttum. Ay, ayakkabıya benziyor Arabistan. Fışınks, 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 fışınks. Biraz Afrika kıtası ile Avrupa kıtası birbirine biraz fazla uzak oldu ama yapacak bir şey yok. Bakın. Avustralya. Avustralya'ya bakın. Bakarsanız ben biraz çok acıktım. Ama şimdi yani annemlerin uyanmasını bekliyorum. Çünkü bugün hafta sonu ve yani beraber kahvaltı yapsak aslında fena olmaz ama şimdi bunlar da uyuyorlar. Ben şimdi birazcık Photoshop yapacağım ama şöyle Photoshop. Benim kitabım için açtığım bir hesap var. Orion Illuminati ismi. Ve oraya işte ben böyle alıntılar falan paylaşıyorum. Ya o sayfayla biraz bilgilenmek istiyorum kısacası. Duymuyorum daha. Bak saat 1 oldu hala başlayacağım. Otur yanıma. Dükkanının reklamını yaparsın. Gel şuraya otur. Yanımda dedem var şu anda. Daha önce sizlere bahsetmiştim biliyorsunuz. Menemen'de La Rapide. Eğer gitmediyseniz yasaklardan sonra mutlaka gidin. Benim de selamımı iletin. Ben şimdi aşağı indim ama dedem bana çok koyup bakıyor bir dakika. Üstümü değiştirdim çünkü farklı bir günde olduğumu size nasıl belli edebilirim diye düşündüm. Anca bu aklıma geldi. En son sizinle beraber Orion... dan bir alıntı yapacağımı söylemiştim. Instagram'da gönderip paylaşacağımı söylemiştim. Sonra ben Orion'u okumaya dalmışım. Bayağı bir 7-8 bölüm okudum. Dün çektiğim kısmı editleyeceğim ki bu videoyu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yetiştirebileyim. Ama burada arabalar geçiyor zaten. O zaman biz sizinle konuşamayacağız. Bir de sanki bütün mahalle beni dinliyormuş gibi geliyor. O yüzden de konuşamayabilirim. 80 saattir video editlemeye çalışıyorum. Neden ben bir işin başına oturduğumda bu iş 50 saatimi alıyor ve iş sonunda bitmemiş oluyor? Merhaba. Benim psikolojim bozuldu artık, bıktım evde kalmakla. Ben sizi farklı bir ambiyansa karşılamak istedim. Neden? Çünkü benim canım sıkıldı. Bir de ben bugün hiçbir şey yapmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Sabah işte siz gördünüz, ders çalıştık. Sonra ben video editledim. Ve bayağı başka hiçbir şey yapmadım yani. Sadece oranı okudum, video editledim ve ders çok az bitti. O yüzden şimdi şu an biraz TYT matematik çözeceğim. Aslında yatma saatim de yaklaşıyor ama bugün galiba biraz geç yatacağım. Çünkü bizim öğretmenimiz bugün bir mesaj attı ve dedi ki projeleri sınava geldiğiniz zaman teslim edin ilk gün. Ve şimdi bizim biliyorsunuz ne yapacağımız hiç belli olmadığı için bir zaman bize tarih de vermedikleri için ve doğru düzgün bir iş de olmadığı için ama ben şöyle tahmin ediyorum. Derlerse ki 18 Mayıs'ta birden sınav yapıyoruz. O zaman ben yandım demektir. Yatmamak için şimdi TYT matematik çözeceğim. Ya yorumlarda bana istediğiniz kadar
kötü yorum atabilirsiniz şu an serbest. Aşağıda benim neden matematik projesi aldığımı sorgular mısınız benim için? Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Neden böyle bir şey yaptım? Allah'ım neden gidip İngilizceden proje almadım da gittim matematikten aldım? Bu kitap bitmiyor. Şimdi bu kitabın tamamını bitirmek benim ödevim. Şu kadarı bitti. O kadarı kaldı. Ne kadar az kalmış. Ama işte öyle değil. Öyle değil. Arada şu kadar sayfayı boş bırakırsan öyle olmuyor işte o iş. Bak 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 bak. Oha anne ya. Yarın hapse yakınken bile bu kadar çok çıkması bekliyorum. Şu kadar sayfasını çözmemişim arada. En yapamadığım konu olasılık bu arada. Ve ona daha başlamadım bile. Arkadaşlarımın hiçbiri gerçek arkadaş değilmiş. Ben bunu anladım. Yani biriniz bile kalkıp bana demediniz mi ki yani niye matematik projesi aldın? Hayatımda ilk kez matematik projesi aldım. Bir daha asla matematik projesi almayacağım. İmkansız. Lanet olsun. Ben artık pembe rujlu bir Almina'yım. Ay. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer becerebilseydim 3. günde çekecektim. Fakat ne oldu tahmin edin? Ne olduğunu söylemeyeceğim. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü şu an çok motivasyon dolusunuz ve eminim ki yarın sabah 5'te kalkıp ders çalışmaya başlayacaksınız. Yine de umarım bu 2 gün sizlere seyir zevki vermiştir. Eğer buraya kadar izlediysen aşağıya mum adam yazabilirsin. Bırakın. Ben artık bu kapanış yapmayacağım. Gerçi insan gibi bugün kapanış yapmak istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır video atamıyorum. Video düzenimi geri oturttuğunda tekrardan bu hızlı kapanışa döneceğim, tamam mı? Sürece göre. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sosyal medya hesaplarımı şu an ekran görüntüsünden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilsiniz. Her kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Dur demiyorum kendim, dur demiyorum. İçimde durmak bilmeyen bir enerji var. Ama ben gidiyorum hop TikTok dansı yapmaya. Şaka yaptım, öyle bir şey yapmıyorum. Nereye gidiyorum? Video editlemeye gidiyorum. Görüşürüz.